yenilenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz. Bunu inşallah hep birlikte başarmaya, yine kentimizi hep birlikte yönetmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Dayanışmanın, sevginin ve saygının gücünü herkese yeniden göstermeye var mısınız? Evet, bugüne kadar başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadık, yine olmayacağız. Tevazudan ve iyilikten hiç şaşmadık, yine şaşmayacağız. Haktan, hukuktan, etik değerlerden hiç vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. Tüm bunları yaparken şuranın altını çiziyorum. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin, iftira ve karalama yapan bütün propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Doğrudan, vicdandan, kardeşlikten yana olacağız. Haktan yana olacağız. Halktan yana olacağız. 6 milyon Ankaralı tek yürek olacağız. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentlerine yarışır bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Ben destekleriniz için, özveriniz için, emekleriniz için, dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere yola çıkarken desteklerini açıklayan, bana bir müsaade edin. Yola çıkarken Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Merkez Parti, Milliyetçi Türkiye Partisi ve Anadolu Birliği Partisi'nin sayın genel başkanlarına, yöneticileri ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, sıra geldi müjdelerimize. Müjdelerimiz neler olabilir? Biliyorsunuz, Çankaya, Yeni Mahalle ve Elmadağ belediyelerimiz vardı. 3 taneydi. Bunlara bakın kaç belediye ilave oldu. Evet. Ayaş Belediyesi'ni kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Beypazarı Belediyesi'ni kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Etibeskut'ta çok öndeyiz. Henüz sayılıyor. Gölbaşı'nda çok öndeyiz. Henüz sayılıyor. Güdül Belediyesi'ni kazandık. Haymana Belediyesi'ni kazandık. Karecik Belediyesi'ni kazandık. Keçiören'de kazanmaya çok çok yakınız. Televizyonlarda söylemiştim. Pastanın üzerindeki çileğimiz Keçiören olacak diye. İnşallah geliyor. 1-2 saate kadar sonuç açıklanır. Kahraman Kazan'da şu anda 2000 oy öndeyiz. Kahraman Kazan Belediyesi geliyor. Mamak'ta çok öndeyiz. O da 1 saate kadar geliyor. Nallıhan Belediyesi'ni kazandık. Polatlı Belediyesi'ni kazandık.
şerefli Koçhisar Belediyesi'ni kazandık. Diğer belediyelerimizde de sayımlarımız henüz devam ediyor. Bitmiş hiçbir şey yok. Onların hepsinde de hemen hemen büyük şehirde farklı şekilde öndeyiz. İnşallah ilçe belediyelerinde aldığımız zaman onları da duyuracağız. Değerli hemşehrilerim, yarından itibaren Barayı da kazanmaya yakınmış. Barayı da kazanmaya çok yakınmışız. Evet. Evet. Yani bu duruma göre belediye meclisinde çoğunluğu kazanıyoruz. Evet, belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Hani o Çamlıdere Belediye Başkanı vardı. Hedefim %90 diyen. Orada da bağımsız belediye başkanı seçildi. O da gitti. Evet, inşallah diğer belediyelerden de iyi haberleri almaya devam edeceğiz. Yarından itibaren hep birlikte seçilen bütün belediye başkanları kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Bu vesileyle eğlenceyi bayram sonuna bırakıyoruz. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bize resmi mirası olan Atatürk Orman Çiftliği'nde inşallah bayramdan sonra hepinizi bekliyoruz. Gerçek kutlamayı o zaman yapalım. Evet. Sevincimiz sonsuz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Ailelerinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Son bir şey söyleyeceğim. Son söylediğim şu. Bizim bir farkımız var. Seçimi kazandık. 5 yıllığına görev aldık. Değerli hemşehrilerim. Sandık sonucu şu anda ben buraya inerken %60'ın üzerindeydi. Evet, %60'ın üzerinde bir oranda kazandık. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir daha ya oy vermeyen %40'ının da oyunu almamız lazım. Çünkü biz birliği ve bütünlüğü temsil ediyoruz. Bu nedenle lütfen oy vermeyenleri üzecek, onları rahatsız edecek hiçbir şey yapmayınız. Zaten rahatsız olanlar oldu. Ama onların seçmenlerine de saygı duyacağız. Farkımızı göstereceğiz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.